Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 7 Haziran Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 10 koşulu bir programımız var. Tek bir programımız var arkadaşlar. Ya, yerli yarışlardan Urfa yarışlarını zaten Doğu illerinin vermediğini söyledim. Akşamleyin de Amerika yarışları yok. Yani yarın 10 koşulu tek bir programımız var. O da Bursa'da. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Hemen yarış programına geçeyim arkadaşlar. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Birinci koşumuz saat 13.30'da başlıyor. Meydan 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim yarışıyla burada 10 safkan arasında koşacak bir yarışta 1 ve 2'nin de ekür olduğu bir yarış. Yani tayların da olduğu yarışlar her geçen gün renkleniyor tabii ki. Renkleniyor derken yani her türlü sonuç çıkabiliyor tabii ki tayların. Artık iyice oturmasını bekleyeceğiz. Başka çare yok. Çünkü bazı safkanlar 2-3 yarışta kendine geliyor. Bazıları ilk yarışta. Bazılara bakıyorsunuz 6-7 yarış koştuktan sonra kendi kıvamını bulabiliyor. O yüzden arada böyle muhakkak sürprizler de oluyor yani. Ve halen de olacak yani. Onun en azından garantisini verelim. Çünkü yıllardan beri bu şekilde gidiyor. Ben bu birinci koşu için önereceğim ilk şanslı isim bende 4 nolu Keskin Tay. Bu Doğan Gün'ün temsilcisi Mehmet Kaya'da. İkinci çim yarışındaki güzel ikinciliğiyle bayağı iyi hazırlıklarla da benim ilk olarak önerdiğim isim, ben bu safkan tek bir ciddi rakip göreceğim. Gördüğüm isim o da 3 nolu Gök Budak var. Bu Kurtel temsilcisi Nurettin Şen'le yine dördüncülüğü tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel dördüncüyle benim sizlere önerdiğim isim. 4-3 benim bu koşuda, birinci koşuda öncelikle şans verdiğim isim. Yani bu iki safkanla bu ayağa geçebiliriz. Ama bu ayağı bir iki safkan daha genişletirsek o zaman 9 nolu Bengü Taş bu Karayas temsilcisini Mahmut Bağla, 8 nolu Uyar Bey Bersoy temsilcisini Cem Altun'la ve bir de ekür avantajı koşak olan 2 nolu Can Ömer'in bu Haberkan temsilcisi Kaancan Gökçeli ilave edilebilir arkadaşlar. Ama her şeye rağmen 4 ve 3 öncelik şans verdiğim isimler. 9, 8, 2 de daha sonra önerdiğim isimler. Günün ikinci koşusu şartlı 4 aprantilere mahsus 4 yaşlı Arapların 2000 metrelik çim koşusunda. Burada 11 safkan var. 1 ve 4 nolu safkanlar ekürü. 6 ve 11 nolu safkanlar da ayrı bir ekürü. Ben burada bir gümbür gümbürün öz kardeşi olan bir Kazberk Kalamış esintisi orijinli 3 nolu Emin Adam. Bu Halil Yol Açıcı'yla bu aprant yarışında bu rakiplerinden birkaç adım da olsa ön planda gözüken bu isim hani kalite olarak da ben kazanmasını bekliyorum. Benim de bugünkü banko ismim 3 nolu Emin Adam olacak arkadaşlar. Benim bugünkü bankom. Günün 3. koşusu şartlı 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışı. 6 safkan arası koşacak olan bu yarışta da yine birbirine yakın safkanların denk geldiği bu yarışta yani mümkün olduğunca kadar bayağı biraz kapatmakta bence fayda var. Ama her şeye rağmen öncelik olarak tuttuğum isim 2 nolu Kutlu Ağabey. Bu Balıkkan temsilcisi Ayhan Kurşun'a start alıyor. Kum pistinin çok etkili bir safkanı olduğunu zaten son iki yarışındaki güzel dereceli işleriyle kanıtlayan bu isim. Bende de bugün çok ön planda kazanır da gözüktüğüm isim. Eğer risk alayım derseniz yani benim ilk olarak önerdiğim isim 2 nolu Kutlu Ağabey olacak. Kazanması bence en normal sonuç olur. Ama bu safkada dediğim gibi zor taylar çünkü 1-2 yarış bazen kendini gösteremiyor. Bir anda farklılaşıyor. Biliyor ekseritli bu Araplarda çok oluyor. Kimlere yazabiliriz? 3 nolu Kahraman Baba. Bu Baba Mevlüt temsilcisi de Mustafa Çiçekli start alıyor. Ve iyi bir ekürü de yine aynı şekilde bir Nasri Artal ekürüsüne ait bu isimde 2 yarış koştu. İlk yarışını kazanan, ikinci yarışında 4. geldi eden bu isimde. Benim bugün yine 2 nolu safkanın en ufak sallantısını affetmeyecek konumdaki olan ilk safkan. Bir de bunların yanı 6 nolu Mirana. Bu Tambelino temsilcisi Mahsun Demirbaş'la start alıyor ve tek koşmuş olduğu yarışı 56 gün önce kazanan bu isim. Yine iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıp dediğim gibi 2'nin sallantı yapması halinde devreye girecek isimlerden birisi. Yani 2 öncelik rakip rakip olarak da 3 ve 6 bir tık daha yaparsak 5 nolu Mavili Kızı da yazabiliriz arkadaşlar. Çünkü son iki yarışı kazanmış bir isim. Günün bir sonraki koşusu 4. koşuya geldiğimizde bir Behzat Ilgaz adına koşulacak bir kısa vade 7 dişilere ait 3 yaşlı İngiliz'in 2000 metrelik çim koşusunda 8 safkan arasında koşacak ama bu yarışta 3, 4, 5 kurtel harasına ait ekürler arkadaşlar. Yani ilk defa ben bu şekilde görüyorum. İnanın birkaç kez baktım hatta ya dedim, yanlış mı görüyorum, bilmem ne görüyorum. Çünkü kurteller pek böyle kolay kolay 3 tane ekürü birden sokmazlar. Genelde 3'ünde farklı isimler halinde koştururlar. Bazen işte tek tük ekürü olur bir tane ikidir ama artık böyle ekürler yan yana görünce üçü de zaten birbirinden kaliteli safkanlar. Ben de ekürlere sığınacağım. 5 nolu Angel of Love en azından bunu tercih edeyim. 4 de çok iyi, 3 de iyi. Ya, neyse 4 veya 5 fark etmez. 5 nolu Angel of Love. Ayhan Kurşun'la Özcan Yıldırım diğer jokeyiyle, Nevzat Avcı diğer jokeyiyle
Benim bugünkü banko ismim, yani birinci altılı Ganyan'da iki bankolu ismim çıktı. Bu da yedili Plase ve üçlü Ganyan'ın ayağına denk geldi. O yüzden ben de bu güzel koşuyu ekürlerin kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Hatta ikiliyi bile kendi aralarında bitirmesi gerekiyor. Yani o kadar konuşayım. Gerçi biz böyle konuştuysak, tabela yapmazlarsa hiç şaşırmayacağımız bir şey olur. Neyse, gelelim bir sonraki koşumuz. Saat 15.30'da itibaren başlayacak olan bir 5. koşu. Yani 2. altılı Ganyan'ın ilk ayağı. 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta, tabi ne yarışı, 1300 metrelik bir maiden yarış. Burada öncelik 1 nolu Dilber Fırtınası, Mustafa Çiçek'le start alacak olan bir safkan. İkinci güzel yarışındaki dördüncülüğü de benim biraz da hazırlıklarını hızlandıran bu isim, ilk şanslı isim verdim. 4 nolu ilk battal, bir battal temsilcisi, uzun zamandır bayağı bir battal tayıları gözükmüyordu. Bu safkanda Edis Ökten'le start alıyor. Yine hazırlık olarak bayağı iyi durumda, çalışmalarını hızlandıran bu isim. Gerçi burası, bu grup bayağı bir kötü bir grup yani, ama her şeye rağmen artık yapacak bir şey yok. O yüzden bu safkanı 6 nolu offside'i de yazacağız. 4 nolu safkanı yazdıktan sonra ilk battalı, daha sonra da 6 nolu offside. Bu Atik Bey temsilcisi Okan Gökçer'e start alıyor ve ikinci yarışında, üçüncü yarışındaki güzel tabelasıyla bence yine buranın iddialı ismi haline geldi. Daha sonra 2 nolu Er Sarraf. Bu safkan da Cem Pasolya start alıyor. Bir Sarraf temsilcisi. Yine Çin pistte bugün iyi koşmasını beklediğim isim. Biraz sık koşuyor ama genelde Arapları bu şekilde koşturuyorlar. Biraz daha istirahatli koşsa bence daha faydalı olur ama artık yapacak bir şey yok. 2 nolu Er Sarraf'ı da yazacağız. 5 nolu Kardeş Kaya. Bu Alpak temsilcisi de Mehmet Kaya'yla start alıyor. Kendi aile atları olan bu isim de bugün Çin pistte bence yine çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Bir de bunların yana 11 nolu Uçan Mavi. Bu Uçan nolu temsilcisi de İsmail Dinar'la start alıyor. Ve eğer geçen gün daha da iyi forma gelen bu isim de kesinlikle kuponlarda yer alması gerekir. 1, 4, 6, 2, 5, 11. Öncelik şans verdiğim isim ama dediğim gibi işte bu ayak biraz sallantı yaparsa çok farklı yüksek ganyanlara da gidebilecek safkanlar var. Bunlardan birisi şu 9 nolu Uçan Galip. Uçan nolu temsilcisi Gökhan Yıldız'la start alıyor. Tek koşmuş olduğu yarıştaki üçüncülüğü bence dikkat çekici. İyi de bir kanatlarına sahip. 7 nolu Padok Ağası, bir Özhaber temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'la start alıyor. İlk yarışta 0 çekti ama artan bir kondisyona sahip. Güzel çalışmalara sahip bu isim de hata affetmez. Bir de 10 nolu Kuman Ova. Bu Sarraf temsilcisi Nevzat Avcı'da önerebileceğim son isim arkadaşlar. Yani bu ayak ikinci altılı Ganyan'ın da ilk ayağına denk gelmesi biraz karıştırdı. Ama her şeye rağmen ben 1, 4, 6, 2, 5, 11 yazıp da geçebilirim dersiniz. Ama yok, 1, 2 safkan daha yerim var derseniz de 9, 7, 10'a şans verebilirsiniz. Yani oyunlar bugün benim genellemeye baktığınız zaman çok yüksek bir ikramiye değil. Hatta çok az tutardı. Ama bazı yerlerde yüksek safkanlar, yani çok at yazmamızda fayda var arkadaşlar. Yani bu altılı, ilk altılımız hatta iki bankolu. İlk ayağı 2 at dersek, hadi 3. ayakta 2'yi tek dedik ama hadi öyle 3 at desek. 2 kere 3, 6. Burası da 6 safkan, 32. 6 kere 6, 36. Yani 5 liralık bir oyun çıkıyor arkadaşlar. Şimdi neden 5 liralık söyleyeceğim. 6. koşu Nilüfer Belediye Başkanı adına koşacak bir kısa vade 6, 4 ve yukarı Arapların 2100 metrelik kum yarışını. 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta baktığımız zaman bir Derviş Bey, bu Özgen Han temsilcisi Özcan Yıldırım'la tartışmasız grubun en şanslı ismi, son yarışında kazanınca da bu safkan formunu her geçen gün daha da yükseltti. Tabii büyük ihtimalle de kazanması gerekiyor ama bu safkan bence çok ciddi bir rakibi var. 6 nolu King Leo, bu Oymak Bey temsilcisi Mehmet Kaya'yla start alıyor ve oldukça güzel formuyla bence 5 nolu Derviş Bey'in en ciddi rakibi konumunda olan bir isim. Yani bayağı 5-6 geçebiliriz. Pazar günü günün kısrak koştuğundan 8-10 safkanı tek verdim. Normalde o safkan ilk 5'te, ilk 6'da giden bir isim en geride gitti. Viraj döneseye kadar hala geride. Yani bu tek verdiğimiz oyunda. Zaten yarış temposu ağır gidiyor. Yani 852'lerde gidiyor atlar. Yani yüksek tempo yok. Çünkü eğer yarış hızlı giderse, çok gerideysen şansın var. Ama böyle ağır gidiyorsa sen en arkalarda saklanman, pusuya yatman vallahi hiç mantıklı değil. Yani o da Koca Kaya'nın yaptığı hareketi yapayım dedi. İçine ağır giden bir yarışta nasıl sen arkada beklersin ki? Önlere sakman lazım. Geçen yarışın nasıl kazandı? Maalesef Özcan Yıldırım çok büyük bir hata yaptı. Ben tartışmasız söyleyeyim, bu hatayı atla değil jokeyde buluyorum. Çünkü atın son düzlükteki en geriden gelip de düzlük sprintini seyreden varsa, eğer sen bunu ilk 5'te, ilk 6'da viraj dönmüş olsan bana göre en az 3-4 boyla da yarışı kazanırdı rahatlıkla. Onu da belirteyim. Ama maalesef böyle yatınca işte kötü tahmine girdi, yine oldu. Ne yapacaksın? Yapacaksın bir şey yok arkadaşlar. Bugün sağ olsun arkadaşlarımız sürekli her yaptığım gelmeyen atta bir yorum yazıyorlar. Yazın arkadaşım. Sıkıntı yok. Ben burada 5 nolu Derviş Bey,
Altınon King Leo. İkisini eşit iki şanslı isim olarak verip bayağı bu şekilde geçmenizi öneriyorum. Ama illa da ben 1-2 safkandaya yazalım derseniz bu kamusun 8-10 kamusun biraz kumu sanki eksik gibi ama her şeye rağmen bir Kamuran temsilcisi anne Kamuran. Ben Nevzat Avcı'yla yine her şeye rağmen bir sürpriz ihtimalini düşünerek kalite bir isim çünkü yazabiliriz. Bir de bir nolu Sur Şahin'i. Bu safkanda Kadir Tokaçoğlu'la yine bu pistin iyi bir safkanı olduğu için de yazmakta fayda var. 5-6 öncelik. Ya büyük ihtimalle bu iki safkanın dışarı çıkacağı da yok. Ama her şeye rağmen ben bu aya 1-2 safkanı da yazayım derseniz 8 ve 1'i de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışında burada da 11 safkan var. 3 ve 10 nolu safkanların ekürü olduğu bir yarışta 2 nolu Premium Mover, bu kum, çim, ayırtmayan bu güzel safkan Smart Robin temsilcisi artık burada Özcan Yıldırım'a güveneceğiz. Çünkü bu rakiplerin bayağı üzerinde olan bu isim bence kazanması en normal sonuç olur. 2 nolu Premium Mover benim bugünkü banko ismim arkadaşlar. Günün bir sonraki koşusu 8. koşuya geldiğimizde kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik çim koşusunda 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben sonlarda çok güzel aksiyonlu ataklarıyla, güzel sprintiyle 7 nolu Vektor'u yine ön planda tutuyorum. Bu Victor Golop temsilcisi Onur Öztürk'le yine birinciliğin en güçlü adayı. Ama bu safkanı bence her geçen gün formunu yükselten, bir de son yarışında güzel kazanan 1 nolu El Competro. Kadir Tokaçoğlu kesinlikle hata affetmez. O yüzden ben bu aya 7-1'i eşit 2 şanslı isim olarak sizlere yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Yani bu aya 7-1 yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz. Ama ben bu aya 1-2 safkanı daha yazarım derseniz o zaman 4 nolu Halodoy'a Mustafa Çiçek'le bir de 2 nolu Chasing Love, Smart Robin temsilcisi İbrahim Halil Ketmen'e de biraz çarpı atabiliriz. 7-1 önce 4-2 daha sonra şans verdiğim isimde. Günün 9. koşusu. Maiden'ın bölünen diğer yarışı olan, son yarışı olan 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim koşusunda biraz 3 ekürlü olan bir 10 safkanlı bir yarış. Yani 3-4-10 nolu safkanların ekürü olduğu bir yarış. Tabi buraya baktığım zaman son ikincilikten sonra her geçen gün formunu daha da yükselten 1 nolu Canberk'in oğlu. Bu Canberk Tay temsilcisi Kadir Tokaçoğlu bana göre birinciliğin en güçlü adayı. Büyük ihtimalle de bu safkanı fotoyu önünde geçerken göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü şu andaki vaziyet onu gösteriyor. Ben eğer bu ayağı banko olarak, bu ayağı sığınma limanı olarak görmek isteyenler için bence çok ideal bir safkan. Çünkü şu anda rakiplerine baktığım zaman daha yeni kendilerini toparlamaya başlıyorlar. O yüzden böyle bir fırsatı da geri çevireceğini düşünmüyorum. Bir nolu Canberk'in oğlu dediğim gibi benim bugün çok güvendiğim safkanlardan birisi. Ama ben illa da bu safkanın yanına bir rakip bulmak istiyorum derseniz ilk kez koşacak olan bir baba mevlüt temsilcisi olan 8 nolu Şeyman'ın oğlunu Çetin Taş'la güzel hazırlıklarla rakip olarak önerebilirim arkadaşlar. Yani bir alternatif bankom 8'de rakip arayanlar için. Günün son koşusuna geldiğimizde handikap 15, 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda burası biraz kalabalık 18 safkan haline koşacak olan bu yere baktığım zaman bir nolu Hill Heat. Bu Power Score temsilcisi Çetin Taş'la start alıyor. Nihayetinde kendi pistine dönen bu isim burada da bana göre birinciliğin en güçlü adayı. Şu anda baktığınız zaman programda pek rakip gözükmüyor. Yani ne yalan söyleyeyim gözükmüyor. Yeter ki bana göre tek rakibi kendisi bir nolu Hill Heat. Eğer koşayım kazanayım diye sahaya çıkarsa bu rakiplerin rahat rahat geçmesi gerekir. Ama bu safkanı sığma limanı yaparsanız bence ideal bir banko adaylarından birisi. Çünkü rakiplerinden her türlü fazla bir görünen bir isim. Ama ben illa bu safkanı rakip arıyorum derseniz de en azından rakipleri var. Tabii o zaman rakipler işi devreye girdi mi işler karışıyor. Öncelikle rakip kim olabilir? 10 nolu Somatraki. Bir Daijin temsilcisi bomboş kilosuyla Mahmut Turan'la hata affetmez. Bu aralar fena değil. Bu safkan şu anda kendine çok uygun bir grup buldu. 13 nolu Holosko. Bu Perfecto temsilcisi Selim İpek'le start alıyor ve bomboş kilosuyla çıktığı gibi bu yarışı bitirebilir. Yani o güce de sahip bir isim. Her ne kadar son yarışta sıfır çekse de bu safkanın bir anda fotoyu 5-10 boyla önde kaçıp da yarışı bitirirse de hiç şaşırmayacağımız bir safkan. Çünkü her geçen gün kondisyonu yükseliyor bu safkanın. 2 nolu Buda Batur. Bu Lüksor temsilcisi Onur Öztürk'le start alan bu safkanda bu mesafenin en iyi atlarından birisi. Ama safkan eski safkan değil. Yani bu Ulan Batur'un öz ana baba bir kardeşi. Ama en azından grup uygunluğuyla
Sapkan'ı dahil edebiliriz. Çünkü bu mesafede çok bilinciliği var. Yani daha doğrusu bu grubun içerisinde bu mesafede en çok bilincilik elde eden isim. İkin oldu. Buda Batur bence bu arada biraz da kondisyonu iyi duruma gelirken belki bakarsanız bir güzellik yapabilir. Böyle uygun grupta. 4 nolu Astoper. Bu Victor Galatasaray'ın içinde Murat Gündüz'e start alıyor. İki yarış gördükten sonra formunda gelişme olan bu Sapkan da yine Çimpis'in etkili bir ismi. Ve bir de 5 nolu Yellowstone. Bu Kaneko temsilcisi de Gökhan Bektaş da bu Gülnur Gülerce'lere ait olan bir isim de bugünün iyi koşmasını beklediğim bir diğer isim olur arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü şablonumuzu ben söyleyeyim size. Birinci koşu 4-3 öncelik 9-8-2 de rakip arayanlar için. İkinci koşu 3 nolu Safkan tek. Üçüncü koşu 2 nolu Safkan alternatif Bankom. Öncelik rakibi 3 ve 6. Daha da sürpriz 5. Daha da karışırsa hepsi arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ekürler 3 ekürle koşacak olan Safkanlar tek. Yani 5-4-3 yani o 3 Safkan'da bana göre en şanslı isimler kazanmasını bekliyorum. Beşinci koşu 1-4-6-2-5-11 önce 9-7-10 daha sonra. Altıncı koşu 5-6 önce 8-1 daha sonra. Yedinci koşu 2 nolu Safkan tek. Sekizinci koşu 7-1 önce 4-2 daha sonra. Dokuzuncu koşu 1 nolu Safkan alternatif de olsa banko adayım. Rakip aramak isterseniz de ilk kez koşacak olan 8 nolu Safkan'ı rakip olarak önerebilirim. Son koşu 1 nolu Safkan yine alternatif Bankom. Rakip arayanlara da 10, 13, 2, 4, 5. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.